Merhaba Türkiye'nin kulu ailesi, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, her şey yolunda mı? Ben tam her hafta video atmaya başlamıştım ki bilgisayarıma virüs bulaştı. Yoğun olarak çalıştığım için de format attırmaya bir türlü zaman bulamadım. Ve sizleri çok özledim. Her hafta yeni videolar gelmeye devam edecek. Bu haftaki yeni videomuzun konusu tüm dünyayı etkileyecek olan, bizleri internetsiz kalmak ile tehdit eden güneş fıtınasından bahsedeceğiz. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Konuşuruz, sohbet ederiz. Instagram adresim cekuloğlu42. Çayınızı kahvenizi alın ve hadi gelin birlikte videoya geçelim. Güneş devasa ve sürekli değişen erimiş bir gaz topu. Arada bir enerji fışkırır. Bunlara güneş patlamaları deniyor. Güneş fırtınasının yakın zamanda en etkili olduğu tarih 1859 yılı. Diğer adıyla Carrington olayı olarak da biliniyor. Ve 100 yılda bir gerçekleşiyor. Güneş patlamaları taş küre kütle atımı denen şeyle birlikte olur. Taş küre kütle atımı ise hızı saniyede 906 kilometreye ulaşabilen dev iyonize gaz baloncuklarıdır. En güçlü volkanik patlamalar 10 milyon kat daha fazla enerji açığa çıkaran güneş patlamaların yanında soluk kalıyor. Bir güneş patlaması birkaç dakika içinde milyarlarca ton yüklü parçacık açığa çıkarabilir. Ayrıca güneş patlamaları inanılmaz derecede sıcaktır ve sıcaklık milyonlarca dereceye ulaşabilir. Çoğu güneş patlaması birkaç dakika sürüyor ancak saatlerce sürenler de vardır. Bilim insanları güneş patlamalarını X ışınlarının parlaklığına göre sınıflandırıyor. Özel ekipmanlar olmadan küçük patlamaları fark etmek zordur. Orta büyüklükteki güneş patlamaları kutuplarda kısa süreli radyo kesintilerine sebep oluyor. Ancak çok ciddi bir şey değil. Asıl korkmamız gereken X sınıfı patlamalar. En güçlü ve en uzun süren güneş fırtınalarına neden oluyorlar. Dünyaya doğru gelen güneş fırtınası bir anda olup bitmez. Öncelikle dünya yüksek enerjili güneş ışığı alır. Bunların çoğu ultraviyole ışınları ve X ışınlarıdır. Gezegenimizin üst atmosferini yoğunlaştırıp radyo iletişimini kesintiye uğratırlar. Bundan sonra dünyayı bir radyasyon fırtınası vurur. Son olarak birkaç gün sonra kocaman bir yüklü güneş parçacığı bulutu atmosferimize ulaşır. Parçacıklar gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girip dünyanın her yerinde hasara yol açar. Günümüzde şiddetli bir güneş fırtınası meydana gelseydi öncelikle GPS'i bozuk uyduları devre dışı bırakırdı. Eğer o an uzayda yürüyüş yapan astronot olsaydı ilk parlamadan sonra sığınacak bir yer bulmaları için yalnızca birkaç dakikaları olurdu. Uzay gemileri muhtemelen bu gibi durumlar için uygun bir şekilde korunmuş ve güvenlidir. Asıl zorluk zamanında uzay gemisine girmek olurdu. Daha sonra fırtına uydu haberleşme sisteminde sorunlar çıkarırdı. Bu yüzden arkadaşınıza telefon etmekten, kredi kartınızda bir şey satın almaya kadar birçok günlük aktiviteniz riske girerdi. Fakat en kötü sonuçlardan biri güç dağıtım şebekelerinde görülürdü. Güneşten gelen parçacıkların neden olduğu, güç dalgalanmaları trafolara zarar verir. Trafoların değiştirilmesi çok uzun zaman alır. Özellikle yüzlerce, binlercesinin zarar gördüğünü düşündüğümüzde ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bazı yerlerde bir elektrik şebekesinin arızalanması, diğerlerinin de arızalanmasına neden olarak domino benzeri bir reaksiyon oluşturur. Bir gün, bir ay, hatta bir yıl boyunca elektriksiz yaşadığınızı düşünün. Işık yok, bilgisayar yok, telefon yok. Su sağlayan sistemler arızalı. Marketlerde yiyecekler yok. Ayrıca elektrik olmadan, hali hazırda arızalı olan güç şebekelerini yeniden başlatmak neredeyse imkansız olurdu. Güçlü bir güneş fırtınası insanlara 1 ila 2 trilyon dolara mal olurdu. Ve bu para güneş fırtınası gerçekleştikten sadece 1 yıl içindeki masraf olurdu. Dünyanın eski haline dönmesi 4 ila 10 yıl arası zaman sürerdi. Zarar gören çeşit çeşit uyduların onarım masrafı 70 milyar doları bulurdu. İnsanlar görkemli kutup ışıkları altında yeni ve çok farklı yaşam tarzına alışmak zorunda kalırlardı. Güneşin döngüleri var. Güneşin 100 yıllık döngüsü bize bunları yapıyorsa 1000 yıllık döngüsünde neler yapabileceğini, neler olacağını ben hayal bile edemiyorum. Dünyanın her yerindeki ve uzaydaki modern ekipmanlar güneşi izlemeyi bir an bile bırakmıyorlar.
kötü bir güneş fırtınası olacağında insanların hazırlık yapmak için birkaç saat ile birkaç gün arası zamanı olacaktır. Size şimdi söyleyeceklerim korkutucu gelebilir. Süper patlama diye bir şey vardır. Güneşimizin radyasyon patlamaları süper patlamanın yanında minicik kalır. Süper patlamalar çoğunlukla genç ve aktif yıldızlarda görülür. 2016 yılında gökbilimciler bu olaya şahit oldular. Dünyadan 1500 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızda güneş patlamalarından 10 milyar kat daha güçlü bir patlama oldu. Bu dünyada güvenli olduğumuz anlamına gelmez. Orta yaşlı güneşimiz bile süper patlamalar üretebilir. Genç yıldızlarda haftada bir ya da daha fazla süper patlamalar olabiliyorken güneşte birkaç bin yılda bir patlama olur. Buna rağmen insanlar gezegenimizi nasıl koruyacaklarını öğrenmezlerse tek bir süper patlama ozon tabakasını parçalayıp dünyadaki yaşamın yok olmasına sebep olabilir. Böyle bir şeyi günümüzde yaşasak, elektriksiz, telefonsuz, internetsiz ne yapabilirsiniz? Aşağıda yorumlara yazın. Bu arada yapılan son araştırmalara göre 2025 yılının Temmuz ayında böyle bir olay bekleniyor maalesef. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Ayrıca kanalıma abone olarak Türkiye'nin en cool ailesine siz de katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye'nin en cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bad man and the big